olabilir. Ben yine de şikayetçi değilim. Ya tabii ki. Şimdi benim kendi düşüncem ne biliyor musun? Sana güzel bir platin yapalım. Hadi canım. Evet. Oldu. Başka? Saçmalıyorsun. Bu saça platin olur mu? Olur tabii ki. Ama lafımı bitirmiyorsun ki. Ne kadar yanmış. Platin yaparsan ne olur daha da fazla yanar. Ama lafımı bitirmiyorsun ki. Ben bunu keseceğim İlker. Bu uçlardaki hepsini alacağım. Evet evet kesersin. Bekle kesersin. Öyle bir dünya yok yani. Ama kesmek gibi bir şey yok. Zaten dünya bir tane dünya var. Başka bir kesmek dünya yok. Kesmek gibi ki. Bir o şey yok. O kadar agresif oluyorsun sen. İlk etapta etkiliyorsun. Çetin Bey ben bir şey söyleyebilir miyim size? Merhabalar bu arada. Merhaba. Modelimizin ne istediğini sordunuz mu? Ben onu bir anlayamadım baştan. Önce bir modele sordum. Ben bir dinliyorum. Yani. Çok merak ediyorum. Çünkü yani gerçekten model bakalım merak neyi istiyorum. Dinlediniz mi? Dinlediniz mi? Onlar biliyorlar. Sizin dinlemeniz lazım. Onlar önce biliyor. Ben onları anlattım. Biz mikrofonu nasıl girdiğimizi biliyorsunuz. Anladım. Ama siz sunun deyin ki sizin istediğiniz tamam nedir, istemediğiniz ben nedir? Ben Çetin Bey'in düşüncelerini merak ediyorum. Bakalım ne zaten düşünüyor? Zaten kendi sorduğu için ben kendisi söylüyorum. Tabii ki onun da düşünceleri çok önemli. Evet. Ben bunu platin yaparım. Tabii tamam yaparsın. Mı? Hayır tabii ki de. Sen beni tanıyor musun? Tanımıyorsun. Evet tanımıyorum. O yüzden yapamazsın. Yani yapmanı istemiyorum. Platin hayatımda kullanmadım. Kullanmam da bir ya, kere. O ne öyle? Kullanmam çok yapar. Kullanmam diyorsun da senin zaten uçlarında platin. Tamam ama uçlarında ama bak. Uçlarında bak. Buraların nasıl? Sen uçlarına buraların bak diyorsun. Nasıl? Dibini gösteriyorsun. Tamam aralarda bak? Her yeri değil ama. Her yeri platin mi? Değil. Bu uçlarındaki platinler gayet güzel duruyor. Ben bunları çok beğeniyorum. Özellikle sen böyle akşam, istedim. Akşam nereye gidecektin? Partiye gideceğim. Partiye. Ama şöyle de bir şey var. Sonuçta bu saçımın rengi değişirse ben bunu uzun bir süre kullanacağım. Tabii ki. Bir gecelik kullanmayacağım ki partiye gideceğim. Bir partide platin güzel olur. Platin yapalım mı diyeceksin. O zaman sen niye geldin buraya? Ne demek niye geldin? Değişiklik için geliyorsun. Başka geldim. Bir şey tamam. için gelmiyorsun ki. Hani sen bu koltuğa oturuyorsan... Tamam. Çetin Bey biz sizi çok övdük. Evet çok mutluyum. Dedik ki o çok gayet güzel bir saç keser. Evet çok iyi. Evet. İstediğin saçı istediğin gibi yapabilir. Başarılıdır, iddialıdır dediler. Soğukkanlıdır. Evet. Evet. Ama siz bana hiç ne istiyorsun? Acaba nasıl bir saç istiyorsun? Hiçbir şey sormadan ben diyorum ki platin hayır diyorum sevmiyorum diyorum. Sen bana diyorsun işte yok uçlarında platin var. Evet var. Ama çünkü ben bunları ben seviyorum, beğeniyorum ama uçlarında beğeniyorum. Ama platin kullanıyorsun. Uçlarında canım, uçlarında. Onlar benim sana... balyajlarım. Sen nasıl kuaförsün? Onlar balyaj platin değil. Balyaj platin değil. Evet. Doğru söylüyor arkadaşlar. Öyle mi? Peki. Evet bunlar doğru zaman, söylüyorum. Ben kuaför değilim o zaman. Çetin sen mi? Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım ama ben 24 en iyi kuaförlere gittim. En iyi kuaförlerin yanlarında durdum. Ben biliyorum yani. Her şeyde soruyorum, tamam, araştırıyorum. Araştır. Bak ne mutlu sana. Çetin Bey. Demek ki bilgili bir insansın. Evet bilgili bir insanım. Araştırmayı seven evet, bir insansın. Evet. Bir saniye. Bir şey sorabilir miyim? Platini daha çok evet yaşlı bayanlar hani beyazları görünmesin diye kullanırlar. Ve sanki platinden başka bir renk yok mu kafanda? İlla taktım platin de platin. Ben gözlüğü çıkarttığım zaman ilk gördüğüm saç, gözümde canlandırdığım saç platindi. Peki 20 yaşında bir kıza platinin ne kadar yapmacık olacağını düşünemiyor musun? Ya buraya değişmek için geliyoruz. Gidip tamam de sana, değişmek için geliyorum ama beyaz, ben sen al benim saçlarımı istediğin gibi yap demiyorum. Gidip de sana bembeyaz bir platin olmayacak tabii ki. Platin bir değişim midir peki? Biz zaten bu kızı sarışın getirdik size. Bu kız şimdi yine platin diyorsunuz ki uçlarını ombre ya da balyaj ya da neyse platinle yoğunlaştıralım diyorsunuz misal. Bu değişim olacak mı peki sizin için? Komple platin olursa. Komple platin olursa anlarım da şimdi ucunu diyorsunuz. Platin hem ne kadar kolay bir renk. Ama Afranur Hanım da diyor ki mesela ben anladığım kadarıyla söylüyorum. Ben zaten diyor dibindeki olaydan mutluyum diyor. Ben uçlarında hareket istiyorum saçımdan diyor. O zaten var mevcut. Hayır, onu tatmin etmeyecek ki. Şey hayır, o zaman benim anlamadığım şey hani bu saçla çok mutlusun. Evet mutluyum. Kendini iyi görüyorsun. Bir o zaman dakika. Niye geldin ki buraya? Bir dakika, niye beni yoruyorsun? Beni dinler misiniz? Beni dinler misiniz? Yok yani beni dinler misiniz? Evet arkadaşlar bana kafanda istediğim bir şey var mı? Evet. Şu anda evet. Gitsen hani kendi kuaförüne gitsen istediğin şeyi söylesen ne söylerdin dediler. Ben de anlattım. Evet Çetin Bey bunu gayet iyi yapabilir dediler. Ama siz ya geldiğiniz gibi taktınız platin. Bana şeyleri ben başka kuaförlere gittim, en ünlü kuaförlere gittim, çok iyi kuaförlere gittim, platin olmaz. Arkadaşım burada
o platin olacak. Öyle çıkacağız. Ramicim yok. Ben o noktaya değinecektim Çetin Bey. Hani Afranur Hanım'ın fikirlerini, fikirleri sizin için önemli değil mi şu an için? Tabii ki. Hani kendi... O zaman... Ama siz, bana sorulan ilk soru tabii, neydi? Siz kendi istediklerinizi aktardınız bize. Kendi hanımefendi bana ne dedi? Sen ne yaptın? Tamam şimdi... Ben yapmak şimdi, istediğimi söyledim. Şimdi bana siz yüklenmeye başladınız. Tamam bir saniye. Abordaklı mıyım? Evet. Tamam. Şimdi evet. Ben sana sorayım o zaman. Tamam, sen ben ne istiyorsun? Ben merak ettim ne düşündüğünü, bana ne yapmak istediğini, ne yakıştırdığını. Çünkü senin tarzını çok merak ettim. Arkadaşlar o kadar övdüler. Acaba bu kişinin, bu kuaförün tarzı ne diye merak ettim. Şimdi kendi istediğimi söylüyorum. Ve umarım dikkatle de dinlersiniz. Ben bir kere kesinlikle saçımı kesemezsin. Ben de kesinlikle saçımı keseceğim. Kesemezsin. Bu boy gidemez yani. Ben uzun saçlı mutluyum. Küçüklüğümden beri, çocukluğumdan beri hiçbir zaman kısa saçlı olmadım. Kısa saçı da hiçbir zaman beğenmedim. Ben senin saçını kesmeyeyim. Bir, affedersin, dibini boyayayım. Dibim İki tane de maşa atayım. Üst saatimizi orada geçirelim. Dalga mı geçiyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Bir devamını dinler misin? Dinler misin? Ya ben bir değişiklik yapmayacağım ki sana. Ben kesimden girdim. Daha renkten bahsettim mi? Bahsetmedim. Evet, dinliyoruz. Evet, dinleyin. Renk olarak da öyle siyahmış, kızılmış, platinmiş, öyle uçuk kaçık, abartılı, saçma sapan renkler asla istemiyorum. Ancak kumral, yani kahve tonları, hani böyle kendi doğal rengim gibi bir renk olabilir. O küllü tonlar falan. Evet, öyle. Üzerine de hani böyle belki... Pardon, lafını kesebilir miyim? Ben evet. Mesleki tecrübelerime dayanarak ben tamam. Bu soruyu soruyorum. Öbür kuaför arkadaşlarım da burada. İsterse bana katılırlar, katılmazlar. Bu yaştaki gencecik bir hanımefendi. Evet. 20 yaşında. Küllü ton. Olmaz. Seni platinden daha olgun. Yaşlı gösterir. Eğer tecrübe ediyorsa. Demiyorum. Ben ne dedim? Doğal saç rengimde. Doğal saç küllü tondur zaten. Yani doğal küllü. Doğal saç. Ama doğal saç rengim kahverengi, kumral. Koyu sevmiyorum. Açık kumral. Afranur Hanım diyor ki. İlla küllü olmak zorunda değil. Seçeneklerim de var diyor. Kumral da olabilir, karamel de olabilir, fındık kabuğu tonları da olabilir. Yani renk parteli geniş. O yüzden seçimi yani istediği tonlar o. Model 20 yaşında ama görüntüsü benimle aynı gibi. Hatta birazcık daha sıkarsak benden büyük duracak. Yüzündeki makyaj, saçları tamamen doğalın dışında. Hala ısrarla doğallığı istemesi zaten çok komik ve saçmaydı. Bize İstemediğim bir imajla... saça kimse beni ikna edemez, tamam mı? Bu Çetin Bey'le sizin aranızdaki olan muhabbetle kalıyor. Profesyonelliğine bırakalım. Tamamıyla ikinizin doğrultusunda yürüyecek olan. Ama dediğim gibi yine yapacağım saç ikimizin ortak kararı olacak. Evet, ben de onu anlatmaya çalışıyorum sonunu da, zaten. Bak, sonuna onu bak, anlatmaya çalışıyorum. Bak, sonuna baktır. Olacaktır. Başka bir şey söylemiyorum. Bize zaten ama sen buradan yani sana bir şey söyleyeyim mi? Mutsuz bir insan olarak çıkmayacağım. İnşallah. Hayatımın en mutlu günü. Çetin abi boş ver sen de böyle iddialı konuşma. Şimdi, şu an konuşan arkadaşları biz, gördük. Doğru söylüyorsun. Evet, o zaman evet, arkadaşlar biz Çetin Bey'i yalnız bırakalım. Yalnız bırakalım. Gidelim. Ben kronometreyi başlatıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben size açıkça şunu söylemek istiyorum. Çetin Bey'in yetersiz diyaloğu sebebiyle ne modelle uzlaşılabildi, ne modelin ne istediği ortaya çıktı, ne Çetin Bey'in ne yapmak istediği ortaya çıktı. Açıkçası ben ne yapmak istediğini bilmiyorum. Bu benim için handikap. Çünkü ne yaparsa ben size bunu yapacağım dedim diyecek. Bunu zaten bir koyu renge boyayacağım. Koyu renk derken görmek istiyorum. Görmek istiyorsun. Evet. Tamam. Mesela... Düşündüğün rengin tam birebir aynısını görmek istiyorum. Düşünmek istediğin birebir aynısını görmek istiyorsun. Evet. O zaman bana bir 10 saniye müsaade et. Ben katalogu alayım, gelin. Bekliyorum. Gayet hoştu. Sıcak karşıladı. İkramları da çok güzeldi. Seninki gibi özensiz değildi biraz. Hani karton evet, bardakla evet. Bize bir ikramda bulunmuşsun ya. Plastik bardakla poğaça yedirdin ya bize. Evet. Midemize oturdu gerçi de. Olsun bir ikramdır ama bugünkü senin ikramından daha şıktı. Evet. En azından cam bardakta bir şey geçebildi boğazımızdan. Evet. O yönden hoştu. Güzel. Ben sıcak karşıladım. O zaman bunu istiyorum. Ben de diyorum ki ya ben seni kandırmak istemiyorum. Bak onu söyleyeyim. Tamam. Benim içimden geçen ton ya bu ya bu.
Aralarında zaten... Bu bir kere zaten, olmaz. Bak, bu çok bak, koyu. Aralarında zaten bir ton var. Tamam mı? Zaten senin saçın açık olduğu için... Zaten otomatikman bu tonu vurduğum zaman yarım ton daha oynama olur. Bunun yarım ton daha koyusu çıkar. Evet. Bu olabilir. Yani, kendi saçıma yakın. Senin yüz tonun. Yüz tonunu fark edebiliyor musun? Evet. Kendi saçıma yakın. Ne kadar güzel gidecek sana. Aynen. Bu olabilir. Tabii. Tamam. Taban renkte anlaştık. Model saçını kesinmeye istemiyor olabilir. Ama ben kuaförsem eğer... O saç kesilecek. Kesinlikle kısa kesim istemiyorum. Hiçbir zaman kısa saç kullanmadım ve kullanmayı asla ve asla düşünmüyorum. Kısa saçı bir bayana hiçbir zaman yakıştırmadım. Yani bayanların saçının uzun olması gerekir diye düşünüyorum. Mesela ben saçım uzun olacak ki ona istediğim zaman düzleştireceğim, maşa yapacağım, toplayacağım, öreceğim. İstediğim şekli verebileceğim. Yani kısa olup istediğim şekli veremedikten sonra ben bu saçlarıma nasıl mutlu olabilirim ki? Şimdi bak ben bunu niye kesmek zorundayım biliyor musun? Sen burada mutlu çıkmak istiyorsan. Tabii ki bu de istiyorum. Bu koltukta ne dedin? Ben eğlenmek buraya, istiyorum, gülmek evet, istiyorum. Evet eğlenmek istiyorum. Ve ben size güvendim. Tamam. Arkadaşlarınıza da güvendim. İnandım. Buraya geldim. Okay. Yani sonuçta dedim bu televizyon programı dedim. Tabii. Bu kuaför dedim, bir yarışmacı dedim. Herkes almaz benim saçımı dedim. Profesyonel olması lazım evet. Dedin. Bir bakalım dedim. 24 ayar altın. Tak. Evet 24 bitti. Ayar altın benim için öyleler. Kendi istediğin saçı yapabilmek için benim burada istediklerimi feda ediyorsun işte. Of pis şunu ya, dalga mı geçiyorsun benimle, keser misin? Kızın saçını katlettin ve kendinde rezil ettin, kızı da mutsuz ettin. Bir bana söz hakkı vermek zorundasın şu anda. Zorundasınız şu anda. Bunlar da çöp. Çöp çöp çöp, al sana çöp. Suratını atarım, beni sinirlendirme. Bu yok mu? Bunu biraz daha aşağısında. Ama yani topumuz hizası değil mümkün ama. Mümkün değil, o kadar da değil yani. O kadar da olamaz, asla olamaz. Baksana altta kalan boya bak. Bu kadar boy kaç senede uzar biliyor musun sen? Kaç senede uzar? Ya güzel bakımlarla... Bak bu saçı kestikten sonra sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bu saçı kestikten sonra... Bu saça güzel bakım uygulayıp zaten saç yıpratmayacak, onun garantisini veriyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu saç hemen hemen sana bir şey söyleyeyim. 6-7 ay bu saç. 6-7 ama ay. Sağlıklı ben bir biçimde, 6-7 ay evden çıkmayayım. Sağlık, olur. Sağlıklı olur. Bir biçimde bu saça bakarsan, bilinçli şekilde ürünleri düzgün kullanırsan, her ürünü almazsan... Hayır, o kadar değil. Bak, gerçekten de zamanım geliyor. Artık bir karar verelim. Yani gerçekten tamam, birazcık de. Daha aşağı in. Bir bakabilir miyim? Tamam. Şimdi kavga edelim. Hayır, daha fazla mümkün değil. Bu kadar. Tamam, bak çok güzel. Bir kere Çetin Bey'in, yani ben ısrarla saçımı kesmenizi istemiyorum, boyumun kısalmasını istemiyorum dedikçe çat diye alıp makası saçıma dayaması kesinlikle çok saygısızca, bu beni hiçe saymaktır. Makası attım çünkü atmak zorunda kaldım. Yoksa ben bu işleme başlayamayacaktım. Hiç beni dinlemiyorsun ki, anlamıyorsun da. Şu hale bak. Sen git, belime kadar gelen saçımı git kes. Hem de nerede bak. Ben de var ya, at kuyruğu gibi saçım var zannede. Ne kadar bencilsin. Ben bencil değilim, ben kuaförüm. Bencilsin işte, bencilsin. Niye bencilim? Kendi istediğin gibi, kafandaki kendi, gibi saç yapabilmek için beni feda ediyorsun. Kendi egolarımı senin üstünde mi denediğimi zannediyorsun? Biz kuaförleri sen ne olarak görüyorsun? Kadın ben düşman olarak demiyorum. Mı görüyorsun? Ego demiyorum farkındaysan. Kendi istediklerini... Kendi istediğin saçı yapabilmek için benim burada istediklerini feda ediyorsun işte. Afra Nur Hanım'ın bakışlarından fırtınanın her an kopabileceği anlaşılıyor. Şimdi boyama işlemine başlayalım dediğimiz tonlarla ilerliyoruz. Saçlarıma bak ya. Saçlarıma bak ya. Bir kere senin sakin olup beni sakinleştirmen gerekiyor. Ben ne yapayım? Sakin olacaksın, beni sakinleştireceksin. Sen sakinleşmiyorsun ki. Nasıl sen, sakinleşebilirim? Sen ben bak, gayet bak, burada hanım hanımcık, cici bak, bir kızken sen bunu, sana bak, insan bak. Gibi istediklerimi söylerken sen gelip şak diye
İstemediğim boyda kesersen ben nasıl sakin olabilirim? Seninle, nasıl sakin bak, olabilirim? Sen böyle gittikçe ben seninle sakin olamam. Sen bunu yere atman bana küfürdür. Ben yine sesimi çıkartmıyorum. Evet, evet. Zaten yaptın yapacağından ne yani? Keşke daha çok kesseydim be. En azından boşu boşuna konuşmamış olurdum. Vallahi hiç gerek yok. İstemediğim bir şey yaparsan konuşurum. Vallahi istemediğin şeyi konuşmaya da hakkım var yani. Burada giden ha, saç benim saçım. Hayata. Bak şunlara bak, bak şunlara şunlara. Oo. Bunlar senin saçın değil benim saçım. 24 ayar altın. Tak, evet 24 gitti. Ayar altın benim için öyleler. Anca güldürüyorsun beni. Arkaya yaslanır mısın? Boyan da düzgün olur inşallah. Hani saçı düzgün kestiğin gibi, güzel kestiğin gibi. Böyle anlaştığımız boyda kestiğin gibi. Gözlüğümü çıkartıyorum artık onun. Hani bu nefret bakan yüzünü görmek istemiyorum. O yüzden gözlüğü çıkartıyorum. Sen içindeki nefreti kusabilirsin. Ben sana artık tepki mepki vermeyeceğim. Neden? Beni kale almıyor musun? Öyle nefret dolu bir insanmış gibi mi görünüyorum? İlk izlenimin ona verdi bana. Neden? Hayır tam aksi. Baktım. Farkındaysan ilk başta karşılıklı anlaşabileceğimizi, benim istediklerimde, senin istediklerinde ortak ben karar alabileceğimizi şey söylemiştim. Fakat sen ne yaptın? Benim sözümü dinlemedin. Benim söylediğim boydan daha da kısa kestin. Ve ben ısrar etmiştim. Boy konusunda ısrarcıyım demiştim. Kesin konuşmuştum. Kararlıydım. Beni dinlemedin. Sen bağır, çağır. Hani elinden gelen her şeyi yap, rahatla. Ama şu an saçıma zarar vereceksin diye ödüm kopuyorsun. Doğru mu? Kafanı oynatma. Saçım gitti bari boyası düzgün olsun diyorum. Ya, sen de haklısın. Ne diyelim sana? Haklıyım tabii ki de. Bu saç tabii senin değil, benim saçım. Ben sana ne dedim? Şimdi sen sinemadasın, tiyatrodasın. O çok güzel oynuyorsun. Benim üstüme daha birinci sınıfım. Allah'tan üçüncü sınıf değilsin ha. Alkışlıyorum seni. Birinci sınıftan böyle sen. Teşekkür ederim. Senin mezun olmanı gerçekten de acaba mezun olduğunda nasıl bir şey olacak? Bunların hepsini tabii ki de kocaman iltifat olarak kabul ediyorum. Tabii ki yanlış anlama. Tabii ki o. Demek ki tiyatro yaptığının sen de farkındasın. Şu an beni haklı çıkarttın. Şu an ama sahnede benim düşüncelerimle beni haklı çıkarttı. Sana şu çok teşekkür ederim. Şu an sahnede değilim. Oyun oynamıyorum. Benim saçıma bir şeyler yapıyorsun. Boyuyorsun, kesiyorsun, kesiyorsun. Hem de çat diye makası dayayarak. Erkek arkadaşın var mı? Hayır. İyi ki de yok. Nedenmiş? Çok agresifsin. Vardı, ben kendim ayrıldım. Bizim de ismi lazımdır. Bir arkadaşımız vardı senin gibi agresif. O da herhalde senin sonun buna benziyor. Ne olmuş ki onun sonu? Bir şey olmadı ya, evde kaldım. Evde kalayım daha güzel. Vallahi. Sende bir feminenlik var yani. Hayır. Yok mu? Beni anlamayan insanlara katlanamıyorum. Mesela senin ben gibi, senin anlamadığın gibi. Vallahi. Katlanamadığım insanları da direkt harcıyorum. Benim geleceğimi unutmadın inşallah. Yok, şimdi boyu hazırlamayacağım. Boş boşuna yorulma. Hani hazırlayacaktın? Boyu hazırlıyor. Tamam. Sıkmayacağım yani. Sana hazırlamayacağım. Boyaları kontrol etmek istedim. Çünkü artık kendisine güvenmiyordum. Bana söz vermişti, saçımı kesmeyecekti. Ya da birlikte anlaşacaktık, anlaştığımız boyda bir kesim olacaktı. Ama bana yaptığı o çirkin davranıştan sonra ben de gidip acaba konuştuğumuz tondaki boyayı mı kullanacak, yoksa farklı boya kullanacak mı, hangi ürünü kullanıyor diye merak ettim. Bir araştırmacı ruhuna kapıldım, kontrol etmek istedim. Ne dedim? Biraz daha bekleyeceğiz. Lütfen koltukta bekler misin? Ama merak etme, yanımda hazırlayacağım. Benim rakibim model değildir. Hiçbir model benim rakibim olamaz. Biz burada 5 kişiyiz, yani benim rakibim. Kim yarışıyorsa odur. Ben belirli saygı çerçevesinde eleştirilerimi, aklıma gelen düşüncelerimi söylerim. Kimseye de şimdiye ama kadar ne bir incitici bir şey söyledim. Zorlanırdık, bu da bir gerçek. Hayır, belki böyle uyduruk uyduruk ürünler falan koyarsın. Saçlarım iyice böyle yanar.
Ondan sonra dersin işte, ay senin saçın zaten çöptü, senin saçın zaten kötüydü dersin. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Öyle yaparsın. Böyle uyduruk uyduruk şeyleri koyarsın koyarsın. Senin saçın çöp. Of pis şunun ya, dalga mı geçiyorsun benimle, keser misin? Geçer. Derdin ne? Geçer misin? Geçer misin? Neden geçiyorsun? Bak benim derdim ne biliyor musun? Sana açık bir renk söyleyeyim mi? Evet dinliyorum. Senin ilk etapta benimle hakaret boyunda ya da boyunda demeyin ya, hakarete varan tarzla, ukalalıkla bana yaklaşma. Bir, benim meslek hayatım. Tamam mı? Bak burada ciddi ciddi konuşuyorum seninle. Hiç espri zaten bitenle. Hep ciddi ciddi konuşuyorsun. Ya nasıl konuşuyorsun? Hani ikimizden birisi ciddi olması lazım. Farkında mısın? Gerçekten çok ciddiyim. Evet, ben de ciddiyim. Sen de onun farkında mısın? Sen bana ne kadar oynarsan o kadar karşılığını yitiriyor. Anladın mı? Benim psikolojimi bozarsa unutma ki sen kuaföre... Ben sana sadece bak, sen kuaföre, ne yaptığını maksimum, görmek bak, istediğim için bak, buraya geliyorum. Bunu bak, görmeye, bilmeye hakkım var diyorum. Ama lafımı bitirebilir miyim? Sonuçta benim saçıma süreceksin. Tamam anladım. Niye tepki veriyorsun öyle? Ben sana başka bir şey soruyorum. Uzatma o zaman. Bak sen kuaföre maksimum haftada en maksimum iki kere gidebilirsin aslında. Evet. Tamam. Benim ömrüm kuaförde geçti. Ne yapayım bana ne? Ben insanlarla psikolojinizle oynamasını çok iyi biliyorum. Yapma. Ben de bilirim, bak, merak etme. Artık var ya, sonuç neye gidecek biliyor musun? İnada gidecek. Ben senin kalbini kıracağım. Sen benim kalbimi kıracaksın. Yapma. Hadi yap işini. Ne yapmıyorum? Hadi yap. Yapmıyorum. Bakıyorum. Bekleyeceğim. 5 dakika bekleyeceğim. Benim boya sıkmamı bekleyeceğim. Böyle tamam, düşünme. Tamam bekliyorum. Tamam sen orada bekle, ben orada bekle. Ay inatlaşma lütfen. Tamam. Ama emir var ki de konuşma. Emir var ki yapma. Ben sana emir var ki yapıyorum. Bak sen ne dedin? Saçı böyle kes dedin. Öyle kes. 5-10 dakika, 7 dakika, 8 dakika bekleyeceğiz. Öyle hazırlayacağım. Suyunu koyamam. Etkisi azaldı. Tamam bekliyorum. Saçının bir tonuna bakayım. Olmuş mu? Daha olmadı, daha bekleyecek. Tam istediğim tonlara geliyor. Yavaş yavaş bilen olacak bir şey değil tabii ki. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Merhaba Nara Franur'um. Merhaba. Merhaba. Biraz morali bozuk. Neden? Biraz neden acaba? Yıkadık. Neden acaba? Neden? Bunlar nedir ya böyle? Neye benziyor canım? Saçlarım. Alıyor, tamam, atıyor saçını. Saçlarım ölüydü bunlar. Neden orada peki? Ne demek ölüydü, çöptü? Betül Hanım'ın bana karşı sürekli saçların çöp. İşte bunlar zaten ölü, gitsin, çöp bunlar, çöp tarzında konuşmaları çok çirkin, hiç yakıştıramadım kendisine. Tamam, değişim için kesilmesi gerekiyordu. O zaman kısa kesseydin abi. Yani o saçın omuzların üstünden alsaydın, o zaman ben derdim ki, ben sana, sen bu saçı değişim için kestin. Sen sadece ne için kestin biliyor musun açıkçası? Bana sorarsan, ben neyi anladım? Benim fazla ürünüm gitmesin diye. Boya gitmesin diye, fazla oryal gitmesin diye ve paketleme esnasında atıyorum. Kısa bir saçı paketlemek yarım saat sürer, uzun bir saçı paketlemek 1,5 saat sürer. Sadece zamandan kazanmak için kızın saçını katlettin ve kendini de rezil ettin, kızı da mutsuz ettin. Kesim konusunu anlaşmadık. Çünkü ben size de söylemiştim sabahleyin karşılaştığımız zaman. Kesinlikle ve kesinlikle kesin istemiyorum, kesin kabul etmiyorum, boyundan memnunum demiştim. Ama gördüğünüz gibi bu kadar boyu hiç acımadı. Hem de nasıl acımadı? Aldı makası çekmeceden, şak diye kesti yani. Hiç bir şey demeden kesiyorum, keseceğim bilmem ne, hiçbir şey demeden. İşte o yüzden profesyonel gördüğüm davranmış gibi böyle. İyi olmuş aslında, profesyonelliğini bu gösterdi. Bu profesyonel evet, davranmak. Evet, çünkü öyle saçı almış olduğu gibi. Canım benim şöyle bir şey var. Sen gelirsin, önce dersin ki bak burada anlaşalım, böyle mi, tamam dersin. Ben okeylerim. Ben de isterim. Ondan sonra belli bir noktada anlaşır, oradan kesilir. Bu ne böyle ya? Bu ne sanki zoraki? Şöyle söyleyeyim, bu zorla saçı kesmesi çok profesyonel bir yaklaşım değil bence. Çünkü normalde de müşterilerimizin saçlarını kestirmeye geldiklerinde o şekilde davranmıyoruz hiçbirimiz. Kendisi de bu şekilde davranmadığını düşünüyorum ben. Hani burada modeli ikna edemediğinden dolayı, mecburiyetten dolayı öyle davrandığını düşünüyorum ben Çetin Bey'in. Bu nerede, bu nerede, bu nerede?
O kesimin son hali olduğunu zannetmiyorum. Galiba kesimin son hali. Bir saniye, bir beni dinleyin ya, bir beni dinleyin. Buyurun. Hepiniz aynı anda üzerime geliyorsunuz. Hanımefendi siz de çok bağırıyorsunuz ama ya. Karşınızda da çocuk yok yani. Çünkü hepiniz car 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 car. Siz daha car carsınız. Kusura bakmayın. Bakın ben sizi getirdim buraya. Özellikle istedim. Ama özellikle siz de yani istedim. Hiç dinlemiyorsunuz hakaret yani. Etmek için özellikle istedim. Hakaret ay bunlar çöp size. Zaten. Ama o saç ölü çöp saç gerçekten. Var. Gerçekten çöp yani. Senin saçların çok kötü. Seninkisi hiç güzel değil ama. Emin ol daha güzel olacaksın şu anda. Peki ben başka evet, bir şey söylemek, başka bir şey söylemek istiyorum. Biraz bu gergin atmosferi dağıtalım isterseniz. Başka bir şey söyleyeceğim. Kendisi beni rahatsız edecek şekilde konuşuyor, konuşuyor. Ardından beni sinirlendiriyor. Ki ben hani ne kadar çok beni üzüp sinirlendirmesine rağmen yine de kendime hakim olmaya çalışıyorum. Buna rağmen karşıma geçip de işte senin karşında çocuk yok. İşte bana karşı, bize karşı sesini yükseltme tarzında tavırlar sergiliyor. Model belli ki beni dişli görmüş herhalde. Rakiplerim kadar o da dişli gördü herhalde. Bir de ben sürekli saçını kes dediğimde model çok sinirleniyordu. Ben de inadına üstüne gittim aslında. Orada güveni kırmak istedim. Birazcık da ben oynadım. Çünkü ben onun kısa görünmesini istiyorum. Zaten yüzü güzel değil. Birazcık daha çirkinleşmesi benim işime gelir. O yüzden kısa saçı kesledikçe o daha çok çıldıracak. Bunun üzerine de gideceğim yani. Sizin bu yapmış olduğunuz uygulama kesim boyunun son hali midir? Benim bu uygulama taktınız saça... Taktınız kesime gerçekten sa- de. Pardon, saça başlama alın. Yoksa evet, evet. Başlamanız bitmedi. Başlama daha bitmedi. Bu. Tamam, devam edecek. Bunu bu hamleyi yaparak ister kızın ister kızmayın. Yoksa biz akşama kadar tartışırız. Aynen. Ben çok iyi olmuş. Ben bir saatten sonra bekledim. Sabır. İki gündür beraberiz. Ne kadar sabırlı olduğumu siz de biliyorsunuz. Evet. Çok sabırlısın. Çok sabırlısın. Ondan kendine hakim olamayıp makası dayıyorsun en saçıma son, değil mi? O hamleyi düşünerek o hamleyi yaptım. Ama ister tepki koyun, ister koymayın. Benim yerimde. Yo, siz olması olsanız gereken da, bu evet. Siz olsanız da aynı şeyi ya, yapardınız. Bir saniye. Ama bir saniye lütfen. Ne demek olması gereken çünkü bu? Saçınızı bir şey söyleyeceğim. Biz de profesyonel insanlarsak siz bu saçı kestirmek zorundasınız. Bir bana söz hakkı vermek zorundasın şu anda. Zorundasınız şu anda. Zorundasın. Nız. Bu mu profesyonelce davranış? Sen hiç siz, sen var ya siz çok şuraya, bir kere çok kötü siz konuşuyorsun ya. Koltuğun yanlış çok yanlış siz şuraya ya. Koltuğunuza oturun beni dinler misin? Ben siz dinliyorsam siz de beni dinleyeceksiniz. Bak size döndüysen evet, evet şimdi anlaştık siz. Tamam. Evet. Anlaştıysak okey. Buraya oturan müşterinize karşı hemen istediğinizi okeylemiyorsa hemen evet olması hemen gereken mi? Buydu. Böyle mi oluyor? Evet saçınız yıpranmış. Çok hemen kötü. Mi? Çok kötü. Hemen yıpranmışsa yıpranmış. Dip boyasını siz söylediniz daha yeni sürülmüş diye. Evet. Bir saat geçti. Evet. Sizde hemen mi? Son noktada mı? Yok bence çok... Size evet. De soruyorum. Kesinlikle bence hayır, şu anda kabul etmiyorsam aynen. Kabul etmedim diye bunu ayakta yapmak geçmiş değilsin. Herhalde değil mi? Geldiğinden beri ayakta evet, geçirmiş evet, herhalde. Evet. Afra Hanım size şöyle doldu diye. Buyurun rica ederim. Birazcık sakin buyurun. Için buyurun. İstediğinizi yapın diye mi? Yok, beni sadece dinlemeyin. Dilerinizi belirteceğiz. Biz sizi dinleyeceğiz. Sizin istekleriniz doğrultusunda gidecekti ama biraz sıkıntılar yaşanmış belli. Çetin Bey, beni yanılttınız. Afra Nur Hanım'ın yüz ifadesinin bayağı bir düştüğünü görüyorum. Evet. Bu bir. İkincisi, benim için, şahsım için, koltuktaki müşteri her zaman önemlidir. Mutluluğu çok önemlidir. Tamam. Bir, saça tutup da bu benim kuaförümün zaten herhalde şeyi oldu, sembolü oldu. Saçı tut, çat. Böyle bir şey söz konusu değil. Pazartesi de kaldı, dün de kaldı. Evet. Ben bugündeyim, ben bugüne bakarım. Gördüğüme bakarım. Bir değişim var mı? İstemeye saç kesilmiş bir. Evet, zorla var. İkincisi. Katılıyorum size, ikna etmeniz biraz zor bir müşteriydi. Çünkü ben de dün aynı tamam. Sıkıntıları yaşadım. Ve bir saatin sonunda siz geldiğinizde ben herhangi bir şey yapmış değildim. Ufak bir işlemler yapmıştım. Ama müşterinize siz bu koltuktan memnun kaldıracağınızı düşünmüyorum. Doğru söylüyorsun. Zaten değişim olacak. Olmayacak diye bir şey yok. Ne dediler? Bakır dediler, kızıl dediler. Biz pazartesi günü kendi aramızda konuştuk zaten. Bakır, kızıl yok dedik. Hep aynı... Saç tonları çıkıyor, değiştirelim. Bu zamana kadar platin çıktı mı tam anlamıyla platin? Çıkmadı. Ben platin yapıyorum. Aslında beni tebrik etmeleri lazım. Ben kesinlikle bir değişim beklemiyorum. Benim gördüğüm şey şu, lip boyasına gelmiş birisinin lip boyası yapılmış gönderilecek. Sen bana ne dedin? Şimdi ben seninle muhatap. Saçını kesme, yansın dedim. Doğru mu? Öyle yaptım dedim mi?
Evet, o zaman yanarsa kalkmasın yanar abi. Benim saçım. O zaman kalkmasın. Bırak kalkmasın. Memnun kalk. Ben bu saçı yaktıktan sonra. Aynen. Memnun kalksan ne olur, kalkmasan ne olur. Ne olacak? Benim saçım. Çetin. Yansın sana ne? Lafı benim bitirme, saçım. Lafı bitirme. O zaman Çetin. Bunları da çok önemseme. Çetin. Bunlar da çöp. Çetin, kaygısız. Çöp çöp çöp, al sana çöp. Suratını atarım. Kendi salonunda saç yaktı. Kim ister bunu? Hepiniz soruyor. Kimse istemez. O zaman bırak mutsuz kalksın. Ağlasın, zıllasın, benimle kavga etsin. Ama arkadaşımızın, modelimizin saçı yanmaz. Erdinç Bey makas fırlatarak, tarak fırlatarak aslında bize saygısızlıkta bulundu. Ama bugün ben Çetin Bey'i gerçekten çok zorlu bir yarış içinde görüyorum. Benim modelim de çok zordu ama ben tamamen rakiplere saldırdım. Çünkü yanmamış bir saça yandı dediler. Dün saç yandı, yandığını söyledik, tarak fırlatıldı. Bugün ise tamamen model bana saç fırlattı. Hani hiçbir şey yapmama hala şaşırıyorum gerçekten. Bence Betül'ü kıskandı. Kompleks, biraz kompleksi tavan yaptı. Çünkü Betül'ün ilerlemiş yaşına rağmen onun kadar genç gözükmesi herhalde onu çok etkiledi. Bir de onun saçının daha net bir platin tonlarında olması bizim mankenimizi herhalde sıkıntı yarattı. Modelimiz o yönden Betül'e sarmasını normal karşılıyorum. Biz o zaman seni modelimizle baş başa bırakalım. Bize müsaade et. Kolay gelsin. Daha sonra tekrar uğrayacağız. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çetin'in eli ayağına dolaşmış. Hiçbir şekilde tecrübesini konuşturamıyor. Yani o yılların vermiş olduğu 24 yıllık kuaförüm diyor ama 20 yaşındaki bir kıza mağlup oldu. Herhalde biz Betül Hanım'la saç saça baş başa girerdik birbirimize. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Senin halin öyle bir şey olsaydı senin halinde olmak istemezdim. En dişli yarışmacımız, oradaki en sakin insan da benim. Bunu da bil yani. Zaten Allah kısmet ederse bunu sen de seyredeceksin. Diyeceksin ki bu adam nasıl bir adam? Ben o adamı nasıl bu hale getirmişim ki? Bu hale bölünmüş. Hiç de bile. Vallahi böyle beklesin saç 6-7 dakika sonra yıkanacak. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Ben böyle istememiştim. Böyle düşünmemiştim. Hadi bitir artık. O zaman 2 dakika sakinleşelim. Yeter artık. Bitmedi mi ya? Bitmedi mi? Daha nereye kısaltıyorsun? Of yeter artık. Ya, bir parça kaldı onu keseceğim. Aa! Sakın abi daha bu hareketi yapma. Siz ne yaparsanız yapın ya. Her şey yolunda gelecek. Size söz veriyorum. Her şey yolunda. Ben bu kadar kısaltı istemiyorum. Açayım mı? Hayır, açma. Tamam artık gözlerimi açmak istiyorum, görmek istiyorum. Vallahi gözü kapalıyken daha iyi. Şimdi açabilirsin gözünü. Oo, buraları böyle tam çikolata gibi, kahve gibi öyle bir şey duruyor. Karamel. Yani yine de şey... Doğal duruyor. Doğal, gerçi doğal kuruyunca zaten. Göreceğiz. İstersen... Dediğim gibi uçlara sorunlar sürdüğüm için uçlara biraz daha açık gelir. Bunun arasına ombre atacağımız için. İstersen kataloğu da getireyim. Kataloğun rengine de bak. Getireyim mi? Zaten ben onları ezberledim. Bandım sen mı? Merak etme. Birebir. Artık nerede görsem tanırım. Hadi kurutalım da göreyim gerçek rengimi tamam, göreyim. Rengim. O zaman ön tarafına bir parça fön çekeyim. Şimdi biliyorsun ben bu fönü senin için çekiyorum. Şimdi kesme başlayacağım. Onu da biliyorsun. Ama bak ne olur boydan gitmesin. Allah aşkına. Buraya kadar her şey güzel güzel gitti. Bu saatten sonra istemiyorum bir şey. Benim için sarı bir saç değişim değildir. İstediği kadar kısa ama kesin. Ama çok kısa bir kesim olursa? Ha, kısa kesim olursa ona bir şey okay. Değil. Yoksa ama ben o kısa, de evet. O kısa kesmesini anlamda saçı kat etme. Kısa zaten sağlıklı bir saçtı. Ben sağlıksız olduğuna fikir değil. Yani. Ha, modern durabilir. Ama o saçı an, kat etme. Modern değil dikkat yok. Dikkat çekmek için. Dikkat çekmek için o saçı kısa kesti zaten. Ha, evet. Bu alacağım en fazla ya, bir daha da ellemeyeceğim. Ama yine de çok gitti ya. Bir daha da ellemeyeceğim saçı. Bu kadar istemiyorum.
yani. Ben bu kadar dememiştim. Hayatım Omuz, yalan söylemedim. Kamera burada. Hayır, sadece şunları demiştim. Omuz. Bunları düzelt dedim sana. Tamam, düzeltiyorum işte. Bu mu düzeltmek evet. Ya? Lütfen aynaya bakabilir miyiz? Ben senin sağlığını düşünüyorum, saçın sağlığını. Ben böyle istemedim. Şimdi başlığa da geri dönüş yok mu? Geri dönüş yok diye ne yapacaksın? O kadar, bak aldığım yer bu. Düzeltme gidiyorum artık. Bunun kısası yok yani. Bunu söyleyeyim sana. Bunun kısası yok. Bana inan yani. Bu ne ya? Bu yoksa saçın elimde kalacak, daha kötü sonuçlarla düşecektir. Ben böyle istememiştim işte ya. Ben böyle istememiştim, böyle düşünmemiştim. İstersen biraz sakinleş, ondan sonra devam et. Böyle düşünmemiştim. Ben sana ucunu düzelt dedim, bu kadar gitsin dedim. Bu kaçıncı ya? Hayatım, bak, bunu, önce bu kadar bak, gitti. Ben bunu kesmesem, bu bak kadar. Kurulukları görüyor musun? Bana ne ya, kuruysa kuru, benim saçım demedim mi sana? Sonunda mutlu çıkacağına inanıyorum. Nereye mutlu bu. Nereye mutlu çıkacağım? Vallahi burada kendini parçalasam da etsen de yani bu saç tamamlanacak. Boşu boşuna hani. Tamam, kestim, bitti. Nereye bitti? Saçını bak, buna inan ki saçını ne kadar oynatırsan yamuk olur. Yamuk olduğu için de ben düzeltmek zorunda kalırım. Saçın daha kısa olur. Of, hadi bitir artık. O zaman 2 dakika sakinleşelim. Lütfen. Bitsin. İğreniyorum senden. Teşekkür ederim. Sadece dedim ki ilk makas darbesinin hani bozuk olan yerlerini düzeltelim. Onun dışında başka hiçbir şey yapmayalım. Boyunu kısaltmayalım dedim. Fakat beni dinlemedi. En sonunda ben de kendimi hani bıraktım. Artık dedim ne halim varsa göreyim. Ne olacaksa olsun, bitsin. Ve bir an önce buradan çekip gideyim dedim. Ben modeli ağlatacak kadar kestiğimi düşünmüyorum. Daha öbür programlara baktığımızda ne kısalar vardı. Ama ben bana göre saçın sağlığı açısından, yapmak istediğim tonlama açısından o saçı o kadar kesmek zorundaydım. Saçını oynattıkça saçın... Yeter artık! Bitmedi mi ya? Bitmedi mi? Daha nereye kısaltıyorsun? Ben boyunu ayarlıyorum, o kadar. Kısaltmıyorum artık. Görüyorum. Sen iyi bir insansın. Evet, o yüzden istediğimi yapmadın. Yavaş tara ya, yavaş tara. Pardon. Acıyor. Hem kıyıyor, en iğrenç ya. Hayır. İğrenç. Arkaya yaslan bir. Tamam, ondan sonra bırakıyorum. Ufak bir parça kaldı, burayla işim yok, al. Daha nereye işim? Bu işin dalgası mı olur Allah'ını seviyorsan ya? Afranur Hanım küçük çaplı bir sinir krizi geçiriyor. Sakın abi, daha bu hareketi yapma. Nedenmiş sakın o? Sen o makaslarla bana neler yaptın? Al artık onları, tepe tepe kullan. O zaman kaldırırım, ne olur ne olmaz. Sen bana da vururum. Bence de vururum. Yazık değil mi bencecik bir insana? İstiyorum, bu saçlarla hiçbir şey yapamam artık. Kolay gelsin. Eğer ben teşekkür ederim. Eğer bunu kullan, beğenmezsen sana söz. Beğenmiyorum işte, beğenmedim. Ama bir kullanmadan bilemezsin, bir kamuoyu yoklaması yapacak. Yani öyle direkt çıkışlar yapma. Bence güzel oldu ve saçlar iyice ne yerinde. Ne oldu Çetin Bey? Saçı kestim diye, kısalttım diye. Çok kısalmamış ki yani. Kısalmamış zaten ki yani. Size göre öyle. Ama ben kestirmek istemediğimi söylemiştim. En başında bunu söyledim. Ben de kesin yanlış. Siz de bu konuda benim üzerime geldiniz. Israrda bulundunuz. Renk konusunda... Ben hala kesildiğimi düşünüyorum. Renkle ilgili. Sen önce git kendi saçlarını kestir. Benim saçlarım zaten kısa. Lütfen Betül Hanım'a böyle davranmayın. Çok kısa, evet. Zaten hani siniriniz varsa benden alın. Saçınızı kesen benim. Alacağım zaten. Tamam. Uzatmayalım artık. Siz de, yani siz diyorum, yanlış anlamayın. Biraz gerildim ben de. Şova gerek yok yani. Ben de gerildim biraz.
İsterseniz yorumlarımızı yapalım. Hiç olmazsa sakinleş. Peki ben başlayayım isterseniz önce yorumlarımıza. Tabii. Hem modelimiz de biraz sakinleşmesi gerekiyor çünkü. Oldukça üzülmüş, yıpranmış. Biraz sakin olursanız değişmeyecek, düzelmeyecek hiçbir şey yoktur. Evet, giden geri geliyor, kesilen geri takılıyor, yapışıyor değil mi? Yani bu bir şey söylemek istiyorum öncelikle. Bu tazelenmeyecek bir şey değil. Sizi yarın... Ama kaç sene sonra? Hayır, yarın bile kaynak çalışmasıyla kendi saçlarınız uzayana kadar uzun bir modele dönebilirsiniz. Bu kadar kendinizi hırpalamanıza lüzumu yok. Bu arada birbirinizin enerjisini çok fazla düşürüyorsunuz. Kesin bu son hali mi Çetin Bey? Daha üstünden geçecektim ama vazgeçtim. Vazgeçtiniz. Evet, yamukluklar diyebilirsin. Bu saç, aynadan bu saç, bu boylan. Bakın şu anda bu saç benim tırnaklarımın ucunun dokunduğu yerde. Bu saç kesilmeden önce şimdiki tırnaklarımın dokunduğu yerdeydi. Bir buçuk saat. Anlatabiliyor muyum? Bu çok büyük bir fark değil. Bu bir. Fark. Sözümü bir tamamlayayım, rahatlayacaksınız eminim. Bu çok büyük bir fark değil. Bu saçı 3 saatlik farklı bir bugünün dışında farklı bir çalışmayla buralarınıza çekebiliriz. Çetin Bey kendi kendinin basiretini bağlatmıştı. 24 yıllık kuaför, bunu sürekli söylüyorum, diğer röportajlarımda söyledim. 24 yıllık tecrübesinin altında ezildi. 20 yaşındaki bir çocuğa. Çocuk diyorum çünkü 20 yaşında tecrübesiz bir kız. Renk konusunda sizin bir tercihiniz var mı? Siz ne düşünüyordunuz? Çetin Bey katılıyor musunuz platinler olsun hususunda? Böyle kalsın. Böyle şey kalırsa istemiyorum. Böyle kalırsa mutlu edecek mi bu sizi? Gerçekten mutlu edecek mi? Yoksa yeter artık ben çok sıkıldım mı düşünüyorsunuz? Çok sıkıldım. İstemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben Ali Can Bey size bir şey söylemek isterseniz. Dur. Abi. Çünkü şey cevap. Buyurun tabii buyurun. Sen burada yaptığın olay ne biliyor musun? Gitmek istiyorum. Bak. Burada yaptığın olay ne biliyor musun? Açık ver söyle. Ben sana geldim. Müşterini yönlendirdin mi? Yönlendirdin mi? Efendim? Senin müşterini, koltuktaki modunu yönlendirdin mi? Hayır. Senin müşterini yönlendirdin mi? Sen benim müşterini yönlendirdin. Bırak. Yönlendiriyorum. Evet. Neye ya ben farklı bir şey duyuyorum. Neye takıldığını söyler misin bana? Bilmem ne, bu renkle mi kalmak istiyorsun? Ne demeyi bekliyorsun? Bir yorumcu olarak... Hayır, ben daha işlemim benim devam ediyor. Zaten devam ettiğini biliyorsun. O zaman sen, ya niye böyle, hani git adama söyle, adam bunu yaptı. Ona söylemedi, adam sana tepki koydu. Ben sana tepki bile göstermiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Dediğim zaman... Abi pardon, biliyorsun. Buyur, tabii buyur. Bana bir şey dediğim zaman... Sen bana diyorsun ki... Dikkat. Az önce bana evet, oynuyorsun evet, dedin. Evet. Öyle mi? Peki doğruları söylemek senin için oynamak mı? Yoksa sen eleştiriye mi açık değilsin? Eleştiriye açık değilim ben. Ne eleştiriye açık değilsin. Şimdi abi bence bayağı bir eleştiri. O zaman bizim konuşmamızın bir anlamı yok. Ben doğrunun yanındayım. Buyur. Eleştiriye çok fazla açık. İki saatten beri bu kadar zor bir modelle uğraşmasına rağmen hala bizimle çabalaşıyor. Ama Sezai seni burada gerçekten kınıyorum. Çünkü sana dün çok kötü bir şey söylendi çekeleni diye. Ona bile bu cevabı vermedin. Şimdi ona hala özür dileyecek. Neredeyse özür dileyecektin adamdan. Kimden? Erdinç'ten. Bugün kalkmışsın sana alttan alan bir adama artistlik yapıyorsun, yapamazsın diyorsun. Keşke o hareketi sen buna değil de ona yapsaydın. Ama ben onu da söyleyeyim. Yarın olacak. Yarın ben yine mükâlemi döneceğim. Senin arkanda değil. Arkadaşlar bir saniye bir şey söyleyebilir miyim ben her şeyden önce? Biz burada mahalle kavgası yapıyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Betül Hanım sizi ben gerçekten bu yorumunuzu kınıyorum. Ben neden sizi kınıyorum? Kınadım zaten. Çünkü ya siz dün yaşananları takip edemediniz. Çok iyi takip ettik. Çok iyi takip ettik. Ben Erdinç Bey'in dün aşırı yıpranmış olduğunu gözlemlediğim için... Tamam, ben bunu dağıtayım, bunu çekeyim. Ben böyle bir modelle zaten şey yıpranılır. Ama bu oyna var. Ben oynamıyorum işte. Ben o da yıpranmış, o da yıpranmış. Yaparsanız yapın ya. Ben oynadın mı Açık Bey? Ben dağılmış mıydım yani? Sağım solum dağınık mıydı? Yok. Modelim diyor. Böyle bir şey söz konusu değildi. Ben dağılmamıştım sadece. Ama kendisinin dağıldığını çok iyi bir şekilde gördüm. Modelimiz kim toparcı? Ben alıp geleyim mi yoksa sen de? Sesinize katlanamıyor şu anda. Normaldir yani. Kendisi gelecek. Afrenur Hanım. Yani bir yola çıkmışsak bitecek. Afrenur Hanım bakar mısınız bana? Benim anlamadığım nokta hala dünle alakalı benim üzerime gelip... Her şey yoluna girecek. Size söz veriyorum. Her şey yoluna girecek. Ben bu kadar kısacı istemiyorum. Sezai Bey. Yürüyün böyle. Ne yapıyorsun? Lütfen. Biraz sakinleşsin orada. Ben gitmesini bilmiyorum. Ben ama size sordum.
Orada sakinleşmesini istiyorum. Burada daha çok stres oluyor. Tamam, peki size sordum. Modelim koltuktan kalktı gitti. Ben onu tek bırakmak istedim. Biraz sakinleşsin. Ama Sezai abi yine anlam veremiyorum. Peşinden gitti. Acaba ne yapmak istiyor? Yani bizim yerimize çalışmak istiyorsa, saç yaratmak istiyorsa bizi yarış verin. Her gün onu sokalım. Her gün ona puan veririm. Yürüsün gitsin. Yaklaşık olarak bir saatlik bir vaktimiz kaldı. Evet. Bir saat içerisinde ombre çalışmamız ve şekillendirmemiz, evet, makyajımız, evet, ve kıyafetimiz tamamlanarak karşımıza çıkabilecek misiniz? Yani vakitimiz yetecek mi buna? Tabii ki yetecek. Yetecek. Yetmezse de süre veririz, ister verirsiniz, ister vermezsiniz. Size kalmış bir şey. Tamam. Tamam. Ben alacağım cevabı aldım. Teşekkür ederim. Hadi girelim. Eğer ki bana o saç kısa bir kesim yaparsa, kısacık, konsept bir saç keserse, sırf kesimden ben ona 3 yıldız vereceğim. Bu dedim. Değişime hazır. Fizik olarak, yüz olarak değişime hazır dedim. Modelim bana kelek attı, öyle. Bence en şanslı model ona geldi. Betül Hanım'ın modeli de çok zordu. Benim modelim daha da zordu zaten. Bugün Çetin Bey'in modeli çok basitti. Ve istediğini biliyordu. Kız zaten kendisi söyledi ne istediğini. Bunun üzerinde oynamalar yaparak kendi hakimiyetini onun üzerinde kabullendirmiş olsaydı o saçı kazıyabilirdi de. Yani diyalogları da, yani frekansları uyuşmadı. Ombre işlemini bitirdik. Şimdi bir makyajla taramamız kaldı. Ondan sonra finalde beraber gideceğiz. Saçı tamamlanan Afranur Hanım makyajı alınıyor. Finalde Afranur Hanım'ın nasıl tepki vereceği için hazırlanırken Çetin Bey de kıyafet seçimiyle ilgileniyor. Bugün yorucu bir gündü. Final için kıyafet almaya geldik. Şimdi kıyafetlere yavaş yavaş bir bakalım. Bizim modele bu olur mu? Çok renkli bence olmaz. Başka elbiseler, kıyafetler. O kombinlemek istiyorum. Hani mini etek olabilir. Sarı olduğu için daha dikkat, zıt renk olduğu için özellikle bu şortla güzel kombinleme olabilir. Ondan sonra daha bakalım geçelim, daha geçelim. Olmaz, bu çok kadımsı. Kırmızı tabii ki olmaz. Aslında bu şortla daha iyi gider gibi görünüyor. Bunu da alayım, bir seçenek olsun aklımızda. Bir de bunu alayım, bu. Evet. Tamam, iyidir bence. Şimdi ayakkabılara geçelim. Ayakkabı nasıl? Bunun altına kırmızı mı alsam? Kırmızı olabilir aslında, kırmızı da. Bence evet, bu çizme türüyle daha iyi olabilir. Bir de bunu seçenek olarak yeniden alayım. Ayakkabıyı da seçenek olarak, ikinci ayakkabıyı. Takı istemiyorum. Takı çok boğmak istemiyorum mankenimi. Ben şimdi mankenimin, modelimin yanına gideyim. Kıyafetlerle bir giydilerim. Bakalım nasıl olacak. 3, 2, 1, 0. Bir banka müdürü gibi görüyorum. Kesinlikle koltuktan kaldırır ve gönderir. Evet, geldik yine en sevdiğimiz bölüme, yani final aşamasına. Bildiğiniz gibi haftanın 3. günündeyiz. Finale sadece 2 gün kaldı. Bugünkü yarışmacımız Çetin Bey'di. Çetin Bey elinden geleni yaptı bugün. Öyle değil mi Çetin Bey? Evet, nasıl geçti günümüz? Bayağı zorlandık. Mankenimize bazen çok sürtüştük. Sonradan barıştık. İkimizin de psikolojisi düzeldi. Ve bana göre istediğim şeyi çıkarttım gibi geldi. İstediğimiz şey oldu ama günün sonunda. Tabii. En nihayetinde. Evet. Çetin Bey hazırız. Hazırız. 5'ten geriye doğru sayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Aramıza hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Öncelikle adının anlamını sorabilir miyim? Çok enteresan. Tabii ki. Cennette ayak basılmamış beyaz toprak parçası demek oluyor. Ne kadar güzel bir anlamı var. Evet, sen de çok güzelsin, çok şekersin. Teşekkür ederim. Neden bugün böyle ağladığın gözyaşları hiç yakışıyor mu sana? Çok üzerime geldiler, dayanamadım. Kim üzerine geldi? Yani aslında birçok şeyden parça parça alarak bayağı bir kafama taktım diyebilirim. Ben yorumları merak ediyorum. Ben kimden, kimden başlasak acaba? Ben başlayabilirim isterseniz. Sizden başlayalım. Peki. Çetin Bey'e öncelikle ellerine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Afranur Hanım'a gelince çok şık görünüyorsunuz.
Çetin Bey çok yıpratmış olmanıza rağmen bence direncini çok fazla kaybetmeden yapmak istediği şeyi elinden geldiği şekilde yapmış. Eğer ki Çetin Bey'i bu kadar yıpratmamış olsaydınız ben çok daha iyi şeyler çıkaracağına inanıyorum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yıpranma tek taraflı olmadı, iki taraflıydı. Bugünkü yıpranmışlığını çok iyi algılıyorum. Ellerine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Öncelikle Çetin Bey'in eline, emeğine ve sabrına çok teşekkür ederim. Bayağı bir mücadele verdi bugün modelimizle kendisi. Aynı zamanda bizimle de bazı konularda sıkıntılar yaşadık yine. Dünden ötürü, bugünden ötürü. Değişim elbette ki var. Saçın boyu kısaltılmış sadece. Biz 20 yaşında genç bir kız getirmiştik buraya. Tamam belki saç rengi yine aynı tonlardaydı, olgundu. Ama şu an ben bir banka müdürü gibi görüyorum kendisini. Bayağı bir olgunlaşmış. Bayağı bir olgunlaşmış böyle bence. Banka müdürlerini nerede görebiliriz? Söyleyin oralara gidelim. Ben de nerede görebiliriz? Şimdi. Hangi İyi banka? Bizim oralarda var. Var. Kuaförümün tebrik edilmesini de çok saçma buluyorum. Çok sabırlı olduğunu hepsi tek tek dile getirdi. Oysa ben onu hiç zorlamadım. Sadece kesim konusunda ricada bulundum. Beni dinlemedi. Hatta hiç yapmaması gereken davranışlarda bulundu. Ve bence hani hem bana hakaret etti hem de kendisine hakaret etti. Kendisini rezil etti. Evet, Alican Bey'in yorumlarını merak ediyoruz. Bakalım neler yapacak. Alican Bey'in gerçekten de yorumlarını çok merak ediyorum. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok yorucu bir gündü. ben zemini beğendim. Balyajını da beğendim. Teşekkür ederim. Ben çünkü sarı hastası biri olduğum için yani kimyasal bir şey olarak, yaklaşım olarak benim tarzımda bir çalışma olmuş. Ben olsam böyle yapmayacağımı söylemiştim. Yani ben olsaydım bu saçı Hürrem rengine, bakıra boyayacaktım. Şuraya blok bir balyaj açacaktım. Ben değişim çünkü bu kız geldiğinde ben sarışın olmam istemiyordum. Ben zaten sarışın diyordum. Saçları buradaydı zaten, 70 santime yakındı. Ben kıyamazdım o kadar sağlıklı bir saçı kesmeye. Yani böyle şu an 20 yaşında değil de bir 24-25 arası gibi aslında bir şey olmuş. Aslında yaşına göre evet birazcık olgun gözüküyor ama aslında havalı gözüküyor. Havalı gözüktüğü evet. için biz ama böyle hani çok olgun gibi hissediyoruz. Bugün partiye gidiyor bu kız. Yani bugün partiye gideceğim. Yani o moda. Parti o moda. Evet, o moda açtım. O moda. Gider o bence. O moddan uzaklaştım. Yok hayır. Bence tam partilik yaptık evet, biz. Evet partilik saç. Afranur'u farkında evet. değil o henüz. Evet. Bakır'a izin verirdim. Ama bana hiç Bakır'ı sormadı. Bana ilk içeriye girdiğim anda platin dedi ve kafasına platini taktı ve platine de boyadı. Beni bir şekilde kandırdı. Betül Hanım, evet değişimi nasıl buluyoruz bir kadın olarak siz nasıl görüyorsunuz? İlk önce ellerine sağlık Çetin abi. Zaten bu tonları ben kendim de çok fazla yaparım müşterilerime, o yüzden çok beğeniyorum. Ama saçın boyu, yani ben platini şu şekilde istemiştim. Eğer ki çünkü biz o bayanı zaten açık saçlı bir bayan olarak getirdik. Hani eğer platin olacaksa, hani değişim gözükecekse tamamen bir kesimde değişiklik. Yani bu da değil, bambaşka bir kesim. Sizin kesiminiz de olabilir. Hani bu benim gözümde bir değişiklik, evet. Ha değişmemiş mi? Değişmiş. Zaten bir maşa, fön ya da bir makyaj uygulaması yapıldığında zaten bir model halıya çıktığında mutlaka değişik gözükür. Ama eğer ki kestirmeyeceğine kesin ve net emin olduysan o zaman bambaşka bir renge geçiş yapsaydın keşke. Biz burada karamel, ya siyah, ya bakır, ya kızıl görseydik. Ama sen platinde ısrar ediyorsan hani ikna kabiliyetini ben biraz sıkıntılı buldum. Hani o zaman diretecektin. O katalogdaki modellerden birini bize gösterecektin. Mesela Benan Hanım'ın saçı gibi. Ama tabii ki kestirmiyorsa da dedim ya. Zaten çok zorlu bir modelle uğraştım. Ben senin ilk önce sabrına aşık oldum yani. Çok teşekkür ederim. Ben gerçekten eğer ben olsaydım çok ciddi söylüyorum. Ben boş yani halıyı boş bırakırdım diyebilirim yani. Kesinlikle koltuktan kaldırır ve gönderirdim. Sen yine çok sabırlıymışsın. Ben seni kadar sabırlı değilim. Buradaki arkadaşları da bilemiyorum ama ben seni çok sabırlı gördüm gerçekten. O yüzden tebrik Betül ediyorum Hanım, seni. O zaman iyi ki size modeliniz denk gelmiş. Çünkü siz de iyi bir değişim yaptınız ama eğer demek ki karşınızda itiraz etseydi yanlıştı. İtiraz etti zaten. Ama ben beni dinlemeyen birini hiç dinlemem. Daha dipten vururum, inatlaşırım yani. Hiç umurumda olmaz ağlaması. Erdinç Bey tarafındasınız. Yok ben şöyle, zaten benim böyle bir müşterim olamaz. Eğer ki oldu diyelim, iknamı çok yüksek kullanırım. Hani Çetin abinin biraz orada bir sıkıntı